Sayın Kaymakamım, Gazi Osman Paşa'ya gelişinizle gidişiniz bir oluyor. Yaklaşık olarak burada 2,5-3 yıl ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Pandemi sebebiyle biz o yılları yaşanmamış fark ediyoruz. Duygularınızı alabilir miyiz? Evet, tabii bizim için her görev yeri apayrı bir özellik ve önem taşımakta. Gazi Osman Paşa benim onurla, severek görev yaptığım ilçelerimizden birisi oldu. Açıkça ifade etmek isterim ki her ilçe benim için apayrı yere haiz. Bu anlamda da Gazi Osman Paşa yine kalbimde, anılarımda çok çok özel bir yer taşıyacak. Şimdi de İstanbul'da Gazi Osman Paşa'nın adını onurla taşıyan ilçemizden, Gazi Osman Paşa'nın doğduğu, büyüdüğü memleket olan, aynı zamanda benim bölgemde çok yakın olan Tokat'a diyorum. İnşallah Rabbim utandırmasın. Biz elimizden gelen her çalışmayı vatandaşlarımız için, halkımıza hizmet için yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da bizlere itimat ederek bu görevi layık gören başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ifade etmek istiyorum buradan. Çok çok özel bir duyguya sahibim. Her veda bizim için yeni bir başlangıcın ilk adımı. Sırtımıza aldığımız anılarımızı biriktirdiğimiz heybemizde. Bundan sonra da yine hem güzel dostlukları hem de anıları biriktirerek devam edeceğiz çalışmamıza, gayretimize. Rabbim utandırmasın, Rabbimize güvenen insanlarımızı, vatandaşlarımızı her zaman için baş tacı olarak taşımamız için gayret versin. Sayın Valim, Gazi Osman Paşa'da hiç unutamayacağım dediğiniz bir anınız oldu mu? 3,5 yıl dile kolay, oldukça uzun bir süreç biliyorsunuz. Tabii pandemi başlı başına unutamayacağım diyeceğim bir süreç. Çünkü kesinlikle bundan öncesinde 10 yıl önce, 20 yıl önce denilseydi ki işte meslek hayatının zirvesine yakın bir zamanda İstanbul'a gideceksin ama sokağa çıkma yasakları olacak, insanlar birbirinden kaçacak, asansörde bile aynı anda bir kişi binemeyecek. Derdim ki ya herhalde uyduruyorsunuz, yani böyle şey olur mu hiç diye. Ama bunların hepsi yaşandı. Ipıssız sokaklarıyla İstanbul gerçekten çok farklı bir dönemi yaşadı. Sadece İstanbul değil, tüm dünya yaşadı. Şükürler olsun ki o şartlardan kurtulduk. Bugün tekrar insanlar yüz yüze bakıyor, kucaklaşıyorlar. Umuyorum ki tekrarıyla yaşanmaz ama tabii pandemi başlı başına İstanbul'daki en büyük şeyimiz oldu.